Cumhuriyet dedik Cumhuriyete bir bakalım üç bidan özlemle anılıyor başlığını görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde konuyla ilgili olarak burada üç bidan özlemle anılıyor başlığı var. Ve neler yazıyor girişte? Şöyle bir ifade var. Türk Sosyalist Hareketi'nin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 52. yıl dönümünde unutulmadı. TKP Sakarya'da şiirli anma etkinliği düzenledi. CHP tip, Sol Parti ve HKP 3 bidanı bugün Karşıya'daki, Karşıya'daki yakadaki gömütleri başında alacak. Evet, Cumhuriyet Gazetesi mezar kelimesini kullanmıyor. Gömüt e, ifadesini kullanıyor. Bunda bir ayrıntı olarak sizlere Aktaralım. Peki, şimdi saatlerimiz kaç arkadaşlar? Emek saat kaç? 7:25. 7:25 mi? 17:25 gibi oldu bu, değil mi? Hatırlatalım onu da. Peki, şimdi e, gazetelerden sizlere başka başlıklar da aktaracağız. dedik ki evrenselde e, diğer asıl büyüttüğü konu neydi? 1 Mayıs e, Hükümetin gençlere, emekçilere reva gördüğü muameleydi. Şimşek programı tüm gücüyle sahada. Kemer ve Kelepçe diye bir başlık var Evrensel Gazetesi'nde. Neden? Şöyle Aslında çok güzel bir ifade bu. Yani kim bulmuş bilmiyorum ama şey tebrik etmek gerekiyor. Neden? Çünkü kemer aynı zamanda kemer. Un kapanında biliyorsunuz bir şey var. Su kemeri var. Ve tam da Saraçhane'den Taksim'e doğru, yani İstanbul'u bilenler için, Taksim'e doğru yürümelerini engellemek için emekçilerin ne yaptılar? Tam da bu kemerin önüne bir duvar e, oluşturdular. Polisten oluşan bir e, duvar. Ve burada e, emekçilerin bir şeye Taksim'e yürümelerini de engellediler. Ve yaşanan burada yaşandı, gözaltılar buralarda oldu. Peki, kemer bu. Kelepçe, evet gençlere takılan kelepçe maalesef ve maalesef. Ama aynı zamanda kemer, Şimşek programı dediği için Mehmet Şimşek'in ekonomi programı nedir? Kemer sıkma üzerine ve emekçiye kelepçe vurma üzerine. Yani her anlamda kelepçe vurma üzerine. O yüzden başlık çok güzel bir başlık. Ve şöyle bir şey var. Burada bir şöyle ayrıntılar var. Bakın, Evrensel Gazetesi. İşte asıl memleketin gündemi olan konuları bu gazeteler işliyor diyoruz ya. Evet tam da öyle. 1 Mayıs günü Taksim'i kapatarak yürümek isteyenlere zor kullanılmasının ardından başlayan operasyonlar tutuklama dalgasına dönüştü. 1 Mayıs günü Taksim ve çevresinden ve 3 Mayıs sabahı ev baskınlarıyla gözaltına alınan kişilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararından saatler sonra yeni gözaltı operasyonları başladı. Bu gözaltı ve tutuklamalar furyasının enflasyonu düşürme adı altında çok daha sert bir kemer sıkma dönemine denk gelmesi tesadüf değil. Tam da dediğimiz gibi yani burada kemer ifadesi. Peki, 4 yıl seçimsiz dönem diye ifade edilen süreç ekonomideki yıkımı halkın sırtına vurmak için ekonomik, fiziki ve hukuki şiddetin dizginsizce uygulanabileceği bir marj alanı yaratıyor. Erdoğan'ın üstüne basa basa vurguladığı yumuşama, sermayenin bu zehirli reçete programını uygularken karşısına çıkacak olası alt muhalefetine karşı düzenin tüm güçlerinin birbirine karşı yumuşak ama emekçilere ve halka karşı tabisiz şekilde sert davranacakları yeni bir dönemi tarif ediyor. Evet ne demiş burada evrensel bakın dikkat edin düzenin tüm güçlerinin kimler var İktidar var zaten en başta. Yani erk sahibi olan iktidar var. Peki başka kimler var? Sermaye var. Başka kimler var? Düzen içi siyasal partiler var. İşte bunlar ve bunların aynı zamanda tabanları, destekçileri hep birlikte çok güzel bir yumuşama dönemine girdiklerini düşünüyorlar. Ama Şimdi sokağa çıkın, İşte bu diyanetin şeyi var ya, menüsü var ya, şuradaki biftek, bol bol biftek hayvanlar tarafını yemeye karar vermişler. Hiçbir şeyi kaçırmamışlar burada. Ve işte bu menünün yani rüyasında görmeyen insanlar var. İşte onlara yönelik olarak sert olacak az önce bahsettiğimiz koalisyon. Yani iktidar, sermaye, ve düzen içi siyasi hareketler ne yapacaklar? Ee, bu düzenin devamı için çünkü hepsi bundan geçiniyorlar zaten. Yani çok da güzel geçiniyorlar bu arada gerçekten de. Yani hazineden yardım alan e, siyasi partiler, çok güzel maaşlar alan milletvekilleri, vekillerimiz, onlar ki falan filanlar biliyorsunuz. <laughs> Peki e, bu düzen böyle gidiyor. Ve e, dün mesela bir haber vardı Anadolu Ajansında. Neydi? Türkiye e, Avrupa'da yatırım alan ülkeler arasında dördüncü sıradaymış. İlginç, değil mi? Yani en çok Fransa. Daha sonrasında e, bir 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 ülke daha vardı İspanya. Sonra Almanya. Sonra da Türkiye geliyor. Peki, tamam. Geçen geçtiğimiz günlerde Standard Poor's zannediyorum. Türkiye'nin notunu B'den B artıya mı yükseltti? Öyle bir şey yaptı. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum ama olumlu şeyler. Yani onu biliyorum en azından. <laughs> Peki bunları da yapıyor. E, ekonomi tıkırında. Yani her şey çok güzel. İktidar açısından baktığınız zaman, saraydan baktığınız zaman, şöyle yukarıdan aşağılara böyle baktığınız zaman evet gerçekten çok güzel. Peki bu sokağa yansıyor mu? Dün Ankara'nın bazı yerlerinde bir takım şeyleri gözleme imkanımız oldu. İnsanlar gerçekten kötü yaşıyorlar. Elbette Ankara'nın her tarafında değil, Türkiye'nin her tarafında değil, şehirlerin her tarafında değil. Ama zaten asıl olan bu işte. Yani eğer bir mahallede aç birisi varsa diğerlerinin tokluğunun önemi yok. Üzerinde durulması gereken o kişinin açlığı, diğerlerinin tokluğu değil. Diğerlerinin tokluğunu o kişinin açlığının sebebi olarak evet elbette konuşabiliriz. İşte tam da böyle bir tablo var Türkiye'de ve e, Evrensel Gazetesi'nin bahsettiği koalisyon kendi içinde mutlu, mesut ama diğerlerine karşı çok sert. Hem bir taraftan işte kemerler sıkılacak, sıkıldıkça sıkılacak hem de bir taraftan şiddet uygulanarak bu insanların seslerini çıkartmaları engellenecek. Hani Yeni Şafak şey Hürriyet gazetesi şey yazmış ya işte İsrailli askerlerin aileleri Netanyahu'ya mektup yazdılar, isyan ettiler. Türkiye'de isyan yasak biliyorsunuz. Yani geçinemediğinizi örneğin Cumhurbaşkanına yazamazsınız. Ya da X bir bakana yazamazsınız, iktidara yazamazsınız. Zaten yazmanın kendisi bile aslında insanı aşağılayan bir şey. Çünkü bakan kim oluyor da o vatandaştan daha üst düzey kabul ediliyor ki vatandaş ona mektup yazsın. Bu da ayrı bir tartışılması gereken bir konu. Ama diğer taraftan varsayalım böyle bir şey oldu. Bunu Türkiye'de yapamazsınız. Bunu yaptığınız anda ne yapıyorsunuz? Siz memleketin Gelişmesinden bir haber, bütün bu teknolojik, ekonomik, sosyal vesaire neyse işte gelişmelerinden bir haber ve sadece aslında bu ülkeyi bir şekilde iyi durumda görmek istemeyen birisi olarak tanımlanıyorsunuz ve size her türlü olumsuz ifade kullanılabiliyor ve olumsuz muamele yapılabiliyor. Şimdi. Sabah gazetesi mesela bakın bugün